AKP'nin ülkeyi yönetme kabiliyeti kalmadı. İçeride artan yoksulluk ve artan güvensizlik. Dışarıda ise üst üste verilen tavizler ülkenin geleceğini karartıyor. 2025 yılı bütçe teklifi meclise sunuldu. Bütçe teklifine baktığımızda vergi gelirlerinde yaklaşık %46'lık bir artış var. Tam 12 trilyon civarında vergi toplanacak. Ve bunun %56'sını ÖTV ve KDV gibi dolaylı vergiler oluşturulacak. Burada şuna dikkat çekmek isterim. Toplanılan KDV, kurumların, şirketlerin ödediği verginin 3 katı. Ve yine çalışanların gelirlerinden alınan, muhtasar beyanname ile beyan edilen gelir vergisinin toplamı da yine şirketlerin ödeyeceği verginin 2 katı olarak planlanmış gözüküyor. Asgari ücret zammı ise sadece %17,5'luk enflasyon hedefine göre hesaplanacak. Gerçekleşen enflasyona göre değil, hedefe göre bir artış planlanıyor. 2023 yılında tam 674 milyar lira olan faiz harcamaları gelecek yıl 2 trilyona yakın gözüküyor. Maliyetler faizlerle birlikte yükselecek ve toplanılan vergiler faizlere gidecek. Bunun enflasyonla mücadele neresinde? Bu bütçede harcamalar artıyor ama yatırımlar yok. Yatırım olmadan, üretim olmadan, katma değeri arttırmadan enflasyonla mücadeleyi nasıl yapacaksınız? Buna inanmamızı mı bekliyorsunuz? Hepimize cebimizden 5 kuruş çıkmayacak denilerek yapılan yap, işlet, devlet projelerine servetler aktarılacak. 2025'te otoyol ve köprü geçişleri ve şehir hastaneleri için bütçeden tam 202.3 milyar TL harcanacak. 2025 yılı tahmini dolar kuruyla bu rakam tam 5 milyar dolar yapılıyor. Peki 5 milyar dolarla ne yapabilirdik? 2 tane köprü yapılırdı ve fahiş fiyatlarla vatandaşlar yolculuk yapamazlardı. Bu bütçede maalesef halka hizmet yok ama faizcileri kollamak var. Bu bütçede enflasyonla mücadele de yok. Günü kurtarmak var. Zenginlere zenginlik, halka yoksulluk var. AKP'nin ise artık gidecek yolu yok.